Herkese merhabalar arkadaşlar. Bir önceki videoda kolay sarımsak soyma yönteminden bahsetmiştim. Şimdiki konum ise buzlukta sarımsak saklama yöntemi. Bu konu hakkında SüperAnne.tr Instagram hesabımda yaptığım paylaşımlar çok fazla ilgi gördü. Çok fazla yorum ve soru aldım. Bu nedenle demek ki ihtiyacımız varmış böyle bir videoya diyerek videosunu çekmek istedim. Buzlukta ben soyup yıl boyunca saklayabiliyorum. Hiçbir şekilde diğer ürünlere koku verdiğini görmedim. Dediğim gibi birkaç yıldır bu yöntemi kullanıyorum. Şu an donmuş hali değil. Soydum. Saklama kabında ağzını kapatarak kullanacağım. Çıkardıktan sonra buzunun çözülmesini beklemiyorsunuz arkadaşlar. Direkt doğruyorsunuz ya da işte rendeliyorsunuz nasıl kullanıyorsanız yemeklerinizde. O şekilde direkt kullanıyorsunuz. Çiğ olarak da kullanabilirsiniz. Mesela cacıklarda da kullanıyorum. Ben çıkardığım gibi buzlu halde rendeliyorum ya da siz eziyorsanız ezebilirsiniz tabii ki. Rendeliyorum. Taze olarak da hani pişmeden de kullanabiliyorum. Hiçbir problem yaşamadım. Birkaç tane yazan olmuştu problem yaşadığıyla ilgili sevemediklerinden, tadının olmadığından bahsetmişlerdi ama ben böyle bir probleme hiçbir şekilde rastlamadım. Gayet güzel bir yöntem, pratik bir yöntem gibi geldi bana. O yüzden mutlaka her aldığımda bu şekilde soyup buzluğa koyuyorum arkadaşlar. Bu yöntemi size de şiddetle tavsiye ediyorum. Ancak denemeyenler, hani belki beğenmezseniz sonra bana kızmayın arkamdan. Azıcık bir saklama kabına koyun. Bir deneyin bakalım. Beğeniyorsanız devam edersiniz. Çünkü ciddi bir rahatlık, ciddi bir zaman tasarrufu sağlıyor. O yüzden tavsiye ediyorum ben arkadaşlar. Şimdi bu sarımsak saklama yöntemiyle ilgili birinci videom. Bir de ikinci parta gelecek. Bir sonraki videoyu lütfen izleyin, takip edin. Abone olursanız zaten bildirim düşecek size. Onda da farklı bir yöntemden bahsedeceğim arkadaşlar. Bu yöntem sadece bu kadar. Artılarını eksilerinden bahsetmek istemiştim. Kapağını kapatacağım. Buzlukta saklayacağım. Sadece bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini de açarsanız eğer yüklediğim her video size ulaşacaktır bildirim olarak. Teşekkür ederim. Hoşça kalın.